Valilerimize, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza muhtarlarımızla yakından ilgilenmeleri konusunda kesin talimatlarımız var. Yerel yönetimlerde reform tartışması yaşanırken Cumhurbaşkanlığından muhtarlık seçimi çağrısı geldi. Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, büyükşehir belediye başkanı ilçeleri belirlesin önerisinde bulundu. Bahçeli'nin açıklaması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Uzmanlar bir belediye başkanına kentin bütün yetkilerinin teslim edilemez görüşünü dile getirmişti. Ardından bazı medya organlarında 30 büyük şehri kapsayan bütün şehir formülünün 51 il için daha uygulanacağı haberleri yer aldı. Yerel yönetim reformunun ne zaman yapılacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhtarlık seçimleriyle ilgili konuştu. Aynı şekilde muhtarlık seçimlerinin de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılmasının her iki seçiminde daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Cumhurbaşkanlığınca Burası, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul bir Muhtarları bir Buluşması'nda konuşan Erdoğan, yerine. AK Parti'nin muhtarlar ben için yaptıklarını Özçük anlattı. Hak. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir muhtarlar daire başkanlığı ve muhtarlık bilgi sistemini de biz kurduk. Daha önce böyle bir şey yoktu. Erdoğan'ın gündeminde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi de vardı. Erdoğan, çaldılar veya, dedikten sonra muhalefetle iktidar arasındaki sandık kurulu polemiğine değindi. Geçen sene getirilen yasaya bir göre sandık kurulları memur. başkanı ve üyesi kamu yani kontenjanından seçiliyor. Muhalefete göre ise kamudan veya, seçilen isimlerin hangi kanuna göre seçileceği hangi konusunda yasada açık hüküm bulunmuyor. Erdoğan ise 657'ye işaret etti. bir üye olamaz. Niye? Çünkü memur olması şart. Yani 657 sayılı kanun bununla memur. Bu hüküm ilk olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı. Erdoğan'ın hedefinde ise CHP ile HDP arasındaki işbirliği vardı. Kandil'dekilerle işbirliği yapanlar bunlar. Yolda beraber yürüyenler bunlar. Bölücü terör örgütünden aleni destek almaktan FETÖ ihanet çetesinin taşeronluğuna soyulmaktan asla çekinmezler.